Sevgili dostlarım merhaba. Öncelikle belirtelim, bugün 15 Temmuz ve Türkiye'de yaşanan hain darbe girişiminin yıl dönümü. Herkese geçmiş olsun diyelim ve hafta sonuna dönelim sevgili dostlarım. Neden hafta sonuna dönelim? Çünkü Erdoğan hafta sonu önemli açıklamalar yaptı. 3 başlıkta temellendirdi bu açıklamaları. Bunlardan birisi S-400 konusuydu. Cuma günü teslimatları başladı biliyorsunuz S-400'lerin. İkinci önemli başlık Suriyeliler konusuydu. Suriyelilerin sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanmasının artık sonuna gelindiğini söyledi. Yani bundan sonra Suriyelilere ücretsiz sağlık hizmeti verilmeyecek. Gelelim 3. konumuza sevgili dostlarım. Erdoğan faizlerde indirim yapılması gerektiği konusunda ısrarlı olduğunu söyledi. Sert bir faiz indirimi gelebilir. Evet, sert bir faiz indirimi gelebilir. Hatta piyasada bu konu çok sıkça da konuşuluyor sevgili dostlarım. 400-450 baz puan değil, bunun üzerinde bir faiz indirimi acaba gelebilir mi? Bütün bunlar çok fazla tartışılmaya başlandı. Erdoğan'ın açıklaması, Merkez Bankası'nın öyle ya da böyle mutlaka bir faiz indirimi yapacağı yönündeydi. Erdoğan açıklaması neden önemli sevgili dostlarım faizle ilgili? Biliyorsunuz Merkez Bankası Başkanı yakın zaman içerisinde Erdoğan tarafından görevden alındı. Aslında Erdoğan Merkez Bankası Başkanı'nın fazlaca bağımsız olduğu, faizleri indirmediği için görevden aldığını da çeşitli konuşmalarında satır aralarında ifade etti sevgili dostlarım. Demek ki bu hafta sonu 3 önemli konu konuşuldu Erdoğan tarafından ve bu 3 önemli konuda da kritik açıklamalar yapıldı aslına bakarsanız. İsterseniz S-400'e geçmeden Suriyelilerle başlayalım. Suriyelilerle ilgili neden böyle bir adım atmış olabilir Erdoğan? İstanbul seçimlerini ve Türkiye'deki yerel seçimlerde pek çok büyük şehrin kaybedilmesinin altında aslına bakarsanız Suriyeli gerçeği yatıyor sevgili dostlarım. İkinci sırada, evet ekonomik nedenler birinci sırada, İkinci sırada Suriyelilere olan tepki var AKP'nin oylarının azalmasında. Birinci sırada ekonomi, ikinci sırada Suriyelilere olan tepki var AKP'nin oylarının azalmasında sevgili dostlarım. Neden üstüne basa basa söylüyorum? Bunlar anket araştırmaları ve Erdoğan'ın da önüne gelen araştırmalar aslına bakarsanız. Suriyeliler sayesinde oyunu arttırmayı planlayan Erdoğan, Suriyeliler nedeniyle oyunu kaybettiğini öğrendi, gördü, önüne düştü bunlar ve bu Suriyeli meselesinin bir an önce çözülmesinin aciliyetinin o da farkında sevgili dostlarım. Suriyelilere ücretsiz sağlık hizmeti verilmesi, Suriyelilere ücretsiz eğitim hizmeti verilmesi, Suriyelilere maaş ödenmesi, kişi başına sadece 120 lira gibi nakdi bir yardım yapılıyor ama genel kanaat Suriyelilerin el altından çok daha fazla paralar aldığı yönünde. Suriyelilerin kayıt dışı olarak çalışması ve devletin buna göz yumması, Suriyelilerin bütün toplumsal yaşam alanlarının içine nüfus etmiş olması, sahillerde Suriyeliler, İstiklal Caddesi'nde Suriyeliler, büyük şehirlerin tüm çarşılarında Suriyelilerle karşı karşıya kalan insanların artık büyük bir rahatsızlık duyması, Türk insanlarıyla Suriyelilerin karşı karşıya gelmesine neden oluyor. Çünkü Türk insanı artık kendi yaşam alanlarına bu kadar çok nüfus etmiş Suriyelileri hayatın içerisinde görmek istemiyor. Sevgili dostlarım bakın, bazı araştırmalara göre en fazla sığınmacı bulunduran ülke Türkiye. 3,5 milyona yakın insan kamplarda değil, kampların dışında Türkiye'nin içerisinde pek çok büyük şehirde istediği gibi dolaşıyor, istediği gibi çalışıyor, istediği gibi yaşıyor. Bu arada Suriye'ye gidip gelmeye de devam ediyor. Hem de istediği zamanda, sadece bayramlarda değil. İstediği zaman ülkesine gidiyor, ülkesinde istediği kadar zaman geçiriyor ve sonrasında tekrar Türkiye'ye geri dönüyor. Geri dönerken de sevgili dostlarım yalnız dönmüyor. Yanına en az 3-5 akrabasını alarak geri dönüyor. Bu kadar büyük çoğalmanın nedeni aslına bakarsanız bu sevgili dostlarım. Suriyelilerin günden güne nüfusunun artmasının sebebi Suriyelilerin Suriye'ye gitmesi, orada akrabalarına durumu anlatması, onları ikna etmesi ve gelirken yanında 3-5 Suriyeli'yi daha Türkiye'ye getirmesi ve getirirken de Türkiye'nin bu konuyla ilgili herhangi bir hesap sormaması. İşte tüm bu sebepler
Türk vatandaşlarının ciddi tepkisine sebep oldu sevgili dostlar. Bu tepkiler seçimlerde çok net bir şekilde ortaya çıktı. Özellikle İstanbul seçimlerinde Suriyelilere olan tepkiler nedeniyle inanılmaz bir oy kaybı yaşandı AKP cenahında. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın önüne raporlar gitti. Bu raporlarda ekonominin başı çektiği, ikinci sırada ise Suriyeli meselesinin olduğu söylendi kendisine. O nedenle ilk etapta Suriyeli meselesini gündemine alıyor. Seçimlerden sonraki ilk konuşmalarında Suriyeli meselesini gündemine alıyor Erdoğan. Ve şunu söylüyor. Suriyelilere bundan sonra ücretsiz sağlık hizmeti verilmeyecek. Neden önce sağlık hizmetiyle başlanıyor? Çünkü en zayıf halkalardan birisi sağlık hizmeti sevgili dostlarım. Bakın 1,5 milyona yakın Suriyeli'ye sağlık hizmeti verilmiş bugüne kadar. Ameliyat edilmiş, yatarak hizmet verilmiş. Şöyle bir örnekle açıklayayım sevgili dostlarım sizlere. Bir ameliyat olacaksınız. Eğer ki Türk vatandaşıysanız 3.500 lira ödüyorsunuz. Eğer ki yurt dışından geldiyseniz, Suriyelilerden bahsetmiyorum, yurt dışından geldiyseniz, Türk vatandaşı değilseniz, aynı ameliyatı olmak istiyorsanız 11.500 lira ödüyorsunuz sevgili dostlar. Eğer ki Suriyeliyseniz o ameliyata girdiğinizde hiçbir ücret ödemiyorsunuz. Ve 1 milyon 250 bin Suriyeli bu ameliyatlardan faydalanmış durumda sevgili dostlar. Mali büyüklüğü bir kafanızda tasavvur etmeye çalışın. Bu arada Suriyelilerin sayısı 3,5 milyon ve neredeyse 3,5 milyon kişinin tamamı kayıt dışı olarak bir yerlerde çalışıyor. Devlet buna göz yumuyor ve bu çalışan Suriyeliler nedeniyle Türkler işsiz kalıyor. Onun için Erdoğan'ın bu konuyla ilgili bir neşter atması gerekiyordu ve ilk açıklaması geldi. Önce sağlık hizmetlerinin ücretsiz alınması engellenecek. Bundan sonra Suriyeliler sağlık hizmetlerini ücretsiz olarak almayacaklar. Muhtemelen yakın zaman içerisinde Suriyelilerin kayıt dışı çalışması da engellenecek. Ve bir sonraki aşamada Suriyelilerin kendi ülkelerine gidip gelmeleri de engellenecek. Yani ufak ufak yaptırımlar sertleştirilecek sevgili dostlar. En ufak bir suça karışan Suriyeli sınır dışı edilecek. Gelelim S-400 meselesine sevgili dostlarım. S-400 meselesiyle ilgili de aslında Erdoğan yavaş yavaş gerçekleri vatandaşla paylaşmaya başladı. Çünkü Erdoğan dedi ki evet biz S-400'leri aldık. Amerika da bu konuyla ilgili tepkilerini bir süre verecektir dedi. Yani yaptırımlar gelebilirin aslında yumuşak sinyalini verdi sevgili dostlarım. Zaten Amerika tarafından da başkan olmasa bile başkan yardımcılarından açıklamalar geldi. Yani yaptırımlar olacak. Yaptırımlar bir şekilde uygulanacak ve bu yaptırımların ağırlığı konuşuluyor şu anda. Diğer taraftan yaptırımların ağırlığı piyasalardaki etkiyi de belirleyecek bana göre sevgili dostlar. Piyasalarda ne kadar etkili olacak bu yaptırımlar onu hep birlikte takip edeceğiz. Ama öyle ya da böyle yaptırımların ilk etaptaki etkisi büyük ihtimalle 6 liranın üzerinde 1 dolar olarak karşımıza çıkacak ve borsada da ciddi satışları beraberinde getirecek. Bunu bir tarafa koyalım. Diğer taraftan faiz açıklaması vardı Erdoğan'ın. Erdoğan faizle enflasyonu ben doğru orantılı olarak görüyorum. Faizler aşağıya çekildikçe enflasyon da aşağıya inecektir dedi. Aslında genel ekonomik yaklaşıma ters bir bakış açısı bu. Genel ekonomik bakış açısı bu değildir. Faizler inince piyasalar canlanır ve enflasyon da yukarıya doğru bir hareket olur aslına bakarsanız. Diğer taraftan faizlerin inmesinin döviz kuru üzerinde de bir baskısı olacaktır. Ve ithalata bu kadar bağımlı Türkiye'de bir fiyat artışı kaçınılmaz olacaktır. Bunları bir tarafa koyalım ama Sayın Erdoğan'ın bir bildiği var herhalde. O bildiği neyse onu da bizlerle paylaşacaktır ilerleyen günlerde. Bizler de bunları sizler için yorumlayacağız sevgili dostlarım. Evet, bugün bu üç başlığı sizlerle paylaştım. Bu üç başlığı paylaştıktan sonra şöyle bir dolar öngörümüzü de sizlerle paylaşalım. Ondan sonra da videomuzu sonlandıralım. Bugünler oldukça sıcak geçecek. Bir kere 25 Temmuz'a kadar kademeli yükselişler göreceğiz. Özellikle ABD'nin açıklamalarına bağlı olarak 25 Temmuz'da sanılanın da üzerinde bir faiz indirimi gelirse sevgili dostlarım yani 200 bas puan değil de 400 bas puan civarında bir faiz indirimi ya da hatta 400 bas puanın da üzerinde bir faiz indirimi gelirse işte o zaman çarşı karışır ve dolarda çok ciddi sert hareketler olur. Öyle yükselişler değil, devalüasyondan bahsediyorum.
Yani büyük değer kaybından bahsediyorum ve bir anda biz doları çok daha yukarı seviyelerde görürüz. Onun da altını çizelim ve videomuzu tamamlayalım sevgili dostlarım. Yeni videoda tekrar birlikte olana kadar hoşça kalın, mutlu kalın, kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin ve yorumlarınızı da mutlaka bekliyorum sevgili dostlarım. Hoşça kalın.